Karaciğer yağlanması neden olur, niçin olur? Karaciğer yağlanması genellikle kişi alkol içiyorsa. Fakat alkol içmeyenlerde de aynı problem var. Neden? Bağırsaklarında mantar varsa alkol içmesine gerek yok. Çünkü mantarlar en tehlikeli alkolü, metil alkol, etil alkol, bütül alkol üretir. Bir, etan, metan, bütan gibi zehirli gazlar üretir. Yani bağırsaktaki problem karaciğer yağlanmasına sebep olur. Ve birçok başka rahatsızlığı da getiriyor aslında eğer bağırsaklarda mantarlar varsa, değil mi? Şimdi bir insanın bağırsa 350 metrekare, futbol sahasının yarısı kadar ve 2 kilo bakteri var. Hı hı. Buradaki bakterinin normal olarak %99'u faydalıdır sağlıklı bir insanda. Fakat kişi abur cubur, kimyasal madde içeren şeyler yiyorsa, sağlıksız besleniyorsa, kimyasal ilaç kullanıyorsa, kimyasal ilaçlar zararlı bakteri yok ettiği gibi faydalı bakteri yok ediyor asıl. Faydalı bakteriler vitamin üretiyor. B2, B3, B6, B12. Yağları yağ sütüne çeviriyor. Karbonhidrata, glikoza, proteinlere, amino asitlere. Faydalı bakteri yok olduğu yeri boş kalmaz. Mantar yerleşir. Mantarlar toksik madde üretiyor. Toksik madde nereye gidiyor? Bir, öncelikle bağırsakları yakıyor, kavuruyor. Alerjik hastalıklara sebep oluyor. Deri hastalıklarına sebep oluyor. İki, bağırsaklardan emilerek absorbe edilen her şey, vitamin, mineral, enzim, glikoz, karaciğere girer. Hı hı. Toksik maddeler de karaciğere giriyor. Karaciğer B6, B12 vitamini ve folik asit harcayarak bağırsaklardan gelen toksik maddeyi arıtmaya çalışıyor. Zamanla arıtamıyor. Yoruluyor, yağlanıyor. Karaciğer yağlandıkça aratamadığı toksik madde ne oluyor? Karaciğer yağlanması sebep oluyor. Ve aratamadığı toksik madde kanda dolaşıyor. Hangi organa depolanırsa orada problem oluyor. Mesela beyne depolanabilir. Pankreasa depolanırsa şeker hastalığı ortaya çıkar. Cinsel organa depolanırsa cinsel yetersizlik ortaya çıkar. Beyne depolanırsa kişide önce unutkanlık, depresyon, Parkinson, Huntington gibi hastalıklar ortaya çıkar. Yani hangi organa depolanırsa. Peki ne yapmak gerekir? Evet, nasıl önleyelim? Bu enginarın yaprağı. Şimdi enginar dedik de enginar, vatandaş diyor ki şu çiçek tabanı, sebze yemeği yapılır ya. Evet, onlar ayıklanır, biz içine tüketiriz. Evet. Yemeklerde kullanırız, yemeğini yaparız. Zannediliyor ki bu enginarın çiçek yaprağında biz yemeğini yaparsak kurtuluruz. Öyle kolay evet, değil. Evet, öyle düşünüyoruz. Burada o yüzden etken, sık sık tüketiyoruz zaten sık yemeğini yaparak. Faydalı. Hı-hı. Fakat birleşimindeki centiopikrin etken madde, siyanirin etken madde, hı-hı, karaciğer yağlanmasına karşı etken madde, sıfıra yakın çiçek tabanında. Çiçek tabanı bu nedenle kullanmak anlamı yok. Çünkü etken madde enginarın yaprağında, gövde yaprağında. Çok çok acıdır. Ağzınıza alamazsınız. O kadar acı. Tabii ki yine ekstraktından bahsediyoruz. Tabii. Değil mi? Çünkü birleşimindeki etken madde %2, %3. Siz bunun direkt bu yaprağını kullanırsanız aylarca kullanmanız gerekir karaciğer yağlanması. Oysa biz bununla ilgili yıllar süren bir çalışma sonucu çok özel bir formül geliştirdik. Nedir o formül? Nedir o formül, öğrenelim. Evet. Enginar ekstraktı, şahtarı ekstraktı, deve dikeni ekstraktı. Bunlar da hep karaciğerle ilgili bitkiler. Şimdi şöyle, bu karaciğer yağlanmasına karşı enginar ekstraktı, deve dikeni ekstraktı, karaciğer zehirlenmesi, hepatit B, hepatit C'ye karşı özel bir formül.